Hepsi demişler. Bunu sizlere büyücü oyununa gelen gizli eşyaları göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce buradakilerden başlamak istiyorum. Arkadaşlar burada denizin altına inince bakın burada gizli bir küp var. Bakın çocuk aldı gördüğünüz gibi. Hemen ben de alayım. Bunun sayesinde böyle Axolotl'un kafasındaki o 3 tane yuvarlak şeyi kafanıza koyabiliyorsunuz veya kendi DNA'nızla birleştirince direkt Axolotl'a dönüşüyorsunuz. Her neyse şimdi diğer eşyaya geçelim. Arkadaşlar çöpçünün yanında bakın tam gözükmüyor ama bakın şu çocuğun yanında gördüğünüz gibi burada böyle bir eşya var. Bunun sayesinde de sanırım berinliğe dönüşebiliyorsunuz. Ve iksir yapımında kullanabiliyorsunuz sanırım. Her neyse diğer eşyalara geçelim. Bakın arkadaşlar burada şekerin yanında gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Bunu alıp koyarak dönüşebiliyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar bu iksirlerden de bazen direkt şuraya gelen tüccar oluyor ya bazen. O bu iksirlerden de istiyor bazen. Yani görevlerde işe yarar eşyalar. Her neyse şimdi diğer eşyalara geçelim. Büyücü yerinin yanında arkadaşlar girişte de bir tane var aslında. Bekleyin ilk önce onu göstereyim. Arkadaşlar buraya geldiğinizde normalde gözükmez. Ama karakterinizin içine girip böyle hafiften geldiğinizi görüyorsunuz. Bu arada zombi peşime gelmiş. Her neyse. Arkadaşlar bununla da bir tane YouTuber'a dönüşebiliyorsunuz sanırım veya ünlü birine. Her neyse. Size sırayla tüm eşyaları göstereyim. Şimdi arkadaşlar onu bitirdik. Burada bir kazan var. Bu kazanın içinde böyle bir kutup ayısı var. Kutup ayısına da dönüşebiliyorsunuz. Videonun sonlarına doğru belki gösteririm onu da. Her neyse. Şimdi diğer eşyaya geçelim. Diğer eşya da burada. Arkadaşlar Kletus şapkası. Bu bir tane YouTuber. Sanırım Flamingo'ydu bu. Şimdi diğer eşyaya geçelim. Arkadaşlar hep böyle belli bir yerden gitmek istemiyorum. Bir de şu denizli yerde bir tane daha vardı. Onu göstereyim arkadaşlar. Hemencik gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Burada böyle biri var. Bu oyunun yapımcılarının biri. Hemencik koyalım. Şimdi diğer eşyaya geçelim arkadaşlar. Hemencik yolun üstündeyken bunları da alalım. Siz de almayı unutmayın. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Arkadaşlar bunu koyduğunuzda büyücüye dönüşebiliyorsunuz. Ama bizim şuradaki morlu büyücüden değil. Böyle değişik bir büyücü. Her neyse. Diğer eşyaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu cadıların mekanının orada. Hemen. Şu kaktüsün arkasında. İskelet gibi ama bu kafa eşya. Şimdi bunu da koyabiliyoruz. Ve arkadaşlar iki oyun yapımcısını birleştirince oradaki maymun da oyunun yapımcısıydı. O ikisini birleştirince de mesela büyücüye dönüşebiliyorsunuz. Hemencik dönüşelim mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyücüye dönüşebiliyorsunuz. Hatta videonun geri kalanını bu şekilde göstereyim arkadaşlar. İki kat zıplama iksiri de yapayım hatta. Arkadaşlar kuşla da toynağı birleştirince iki double jump iksiri yapıyor. Bu arada öğrenmiş oldunuz bu videoda. Sanırım ama büyücü de işe yaramıyor arkadaşlar aynen. O zaman normal dönüşüp öyle deneyelim. Ve sıradaki eşyamıza gidelim. Evet hemencik gidelim. Arkadaşlar sıradaki eşyalarımız Goblin yerinde. Şimdi burada 3 tane eşya var. Birincisi Fedora gördüğünüz gibi burada böyle bir Fedora var. Hemencik alalım bunu. Arkadaşlar bununla da yine birine dönüşebiliyorsunuz. Onun dışında bir tane daha eşya var. Şurada. Evet arkadaşlar. Böyle biri. Mario Flea'ymiş. Buna da dönüşelim bari. Size göstereyim bazılarını. Siz arkadaşlar bir YouTuber'a dönüşüyorsunuz ama ben hazır iksir içmişken buna dönüşünce birazcık bug'a girdi tabi. İksir içmemişken yaparsanız bug'a girmez diye düşünüyorum. Her neyse. Sonuncu eşyamıza geçelim. Sonuncu eşyamız da şuradaki ağacın orada. Arkadaşlar burayı şuradaki çocuk gibi uçarak
Herhangi bir uçma şekliyle gidebilirsiniz veya benimki gibi böyle double jump'la ağacın üstüne çıkabilirsiniz. Hemencik çıktık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi son eşyamız da burada. Böyle Manu diye bir şey, uzaylı gibi. Her neyse. Ve bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.